Herkese merhaba arkadaşlar. Geçen hafta aldığım Acer Nitro 5 bilgisayarın RAM ve hard disk yükseltmesini yapacağım. Sizlere onu göstermek için videoya çekiyorum. Şöyle bir Kingston marka RAM aldım. Çok ucuza geldi. Bu kuponla beraber 350-360 lira civarına aldım. 8 GB, 3200 MHz, 22 GL. CL. Bilgisayarın üstündeki de aynı değerlerde, birebir aynısından olsun dedim. Yani inşallah o değerlerde çıkar gerçekten. Şöyle bilmiyorum, çakma mı değil mi? Artık CPU ile bakacağız taktıktan sonra. Bir de böyle bir SSD'm var, eski bilgisayarımdan kalma. 240 GB'lık. Bunu da ilave edeceğim. Boş 2.5 inç HDD yeri var bilgisayarda, oraya ilave edeceğim. Şimdilik duraklatayım. Zaten çok bir şey yok. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 tane vida var. Bunları açtıktan sonra kasanın alt kapağını çıkarıyoruz. Kasanın alt kapağını çıkarınca videoya devam ederim ben sizin için. Tüm kasayı şöyle plastik parçalarla açmanızı öneririm. Metal asla kullanmayın. Önce kasayı çizersiniz. Ya da metali şuradan fazla kaçırırsanız içeride bir şeyleri temassızlık yapabilir, bozabilirsiniz. Ben de bunların daha kalitelileri var da hiçbirini bulamadım, nereye koydum bilmiyorum. Bununla açtım. Şöyle ufak bir yerden giriyoruz bununla. Böyle attıra attıra, tık tık ettire ettire, fazla da zorlamadan komple kasayı tırnaklardan kurtarıyoruz. Dikkat edin, sabırlı davranın. Tırnakları kırmayın. Şimdi öncelikle ne yapıyoruz? Bataryamızın soketini buluyoruz ve bunu çıkartıyoruz. Bataryamın soketi şu mavi olan. Şöyle hiç elle buraları ellemeden şu bandı bir kaldıralım. Daha sonra da batarya soketimizi çıkaralım. Tam göremiyorum, bir bakayım. Batarya soketimi şöyle çıkarttıktan sonra, bakın bende statik bileklik falan yok. Bunun üzerinde birikmiş statik elektrik vardır muhakkak. Bunu tahliye etmemiz gerekiyor. Peki bunu nasıl tahliye edebiliriz? Bilgisayarımızın açma kapama düğmesine birkaç saniye basılı tutuyoruz. Ve içinde olan statik elektrik bu şekilde boşalıyor. Görüyorsunuz tek slot RAM'im dolu, diğeri boş. Buradan hemen yeni RAM'imizi açalım. Şöyle çapraz bir biçimde taktıktan sonra, uçlar tamamen girdikten sonra, şu an çapraz bu arada, şöyle yandan göstereyim size, anlayacaksınız. Böyle takıyoruz RAM'i. Böyle taktıktan sonra şöyle bastırdığımız zaman yanındaki klepeler kapanıyor ve RAM'imizi taktık. Bu kadar basitti. Şimdi hard diskimizi takacağız. Hard diski takmak için bilgisayar kutumuzun içinden şöyle bir 2.5 inçlik SATA bağlantı kablomuz çıkmıştı. Burasını HDD'ye, burasını anakarta bağlayacağız. Ve hard diskimizi şuradaki kanala, şu yanlarından vidalayacağız. Bunun için bilgisayar kutumuzdan vidalar da çıkmıştı. Ben bunları da bağlayayım, video uzamasın. Elimde daha rahat yapabileceğim için hard disk yatağını direkt buradan söktüm. 4 tane vidayla şuralardan kasaya bağlıydı. Taktım şu an hard diskimi, vidalarıyla bağladım. Bunun amacı hard diskin oynamaması bilgisayarın içinde. Bu arada yetkili servise hem telefonla ulaşarak hem de mail yoluyla sordum. Bu yaptığım işlem garanti kapsamı dışında değilmiş. Yalnız şöyle bir şey, kendiniz diğer donanımlara fiziki bir zarar vermezseniz diye dipnot düşüyorlar. Yani elinizden gelmiyorsa videolardan falan gaza gelip kendiniz açmayın. Gönderin yetkili servisine. Onlar aldığınız RAM'i de takıyor. Oradan almanıza bile gerek yok. Dışarıdan uyumlu bir, aynı RAM'den temin edin. Yani markası X olur, Y olur, Kingston olur, başka bir şey olur. Siz alın parçalarınızı, servise gönderin. Onlar ücretsiz bir şekilde takıp size iade ediyorlar. Sadece birkaç gün bilgisayarsız kalırsınız. Başka bir sıkıntı olmaz ve garantiden de
faydalanırsınız. Şimdi şuradaki soketi şuraya takacağım. Bakın bunun parlak yeri, şu parlak yeri alta gelecek. Tabii ben yine göremiyorum çok yukarıda olduğum için. Soketimi ve vidalarımı bağladım. Şu an hard diskim taş gibi yerine oturdu. Bakın bu M2 hard diskimiz 256 GB Western Digital VD markalı. Bu 240 GB SanDisk, yani şu an aşağı yukarı 500 GB'ı tamamladığım diskleri ve ikisi de hızlı disk. Şurada bir M2 slotumuz daha var boşta. Oraya da yakın zamanda inşallah bir 512 GB takacağım. Aşağı yukarı 1 TB'ı tamamlamış olacağım hard disklerimi. Başka da takacak bir şey yok. RAM'leri 16, 16, 32 yapabiliriz ilerleyen dönemde. Şu anlık yeter. Ben bilgisayarı kapatayım. Son kez söylüyorum, elinizden gelmiyorsa yaparım belki diye girmeyin bu işlere. Hem garantiden hem bilgisayardan olursunuz. Gönderin yetkili servise, ücretsiz bir şekilde yapsınlar. Bu arada bir dipnot daha geçeyim. Siz de eğer kendiniz yapmaya kalkarsanız açın benim gibi kameranızı, video kaydına başlayın. Yaptığınız tüm işlemleri videolu şekilde yapın. Hem neyi nereden söktüğünüzü, ne yaptığınızı daha kolay anlarsınız. Hem de ileride garantiyle ilgili bir sıkıntı çıkarsa yanlış bir müdahalede bulunmadığınızı kanıtlama açısından da elinizde bir video olur, iyi olur. Şu an kasayı oturtturdum ama son kez bir daha bakmak istiyorum. Vidaları sökmek istemiyorum. Bataryamı taktım. SSD'min bağlantısını ve vidalarını taktım. Her şey okey. RAM'imi bağladım. Başka da bir şey sökmemiştim zaten. Şu an geri kapatıyorum. Bundan sonrası tık 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 tık. Kasayı oturtuyoruz yerine ve vidalarını sıkıyoruz. Bu kadar.